Ama bir de tabii ki haftanın en düşük puanını alıp maalesef bize veda edecek olan gelini açıklayacağız. Bakalım bugün neler olacak? Nasıl bir heyecandayız? Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Evet. İyiyiz. Ay, Allah aşkına. Bayıldım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ceketiniz değil mi? Aynen. Ne güzel bir renk. Sağ olsun sevgili Feruk Karakaşlı. Sağ olsun. Peki. Gelinler tatlı günümüz. Evet. Bugün evet. Ne tatlı yapacak? Çok basit tatlı yapacağız ama basit olan biliyorsunuz yemekler, tatlılar riskli oluyor. Evet. Dikkat etmemiz gerekiyor. Hazır mısınız bugün şeye? Peki. O zaman bugün acaba ne pişiririz? Hemen örtüleri kaldırıyoruz. Ne acaba? Bu ne? Şeker. İrmik tatlısı, İrmik tatlısı mı? El yapımı Kemal Paşa tatlısı yapacağız. Oo. Kemal Paşa mı? Ama değişik. Şimdi Kemal Paşa deyince Bursa Kemal Paşa'nın tatlısı da Allah Allah yani. Evet. Bursa Kemal Paşa tatlı gönderin bize. Onları kuru kuru biliyorum ben, onları gönderirseniz biz burada böyle servis yapar yeriz. İftara sahura harika. Ramazan'da da bu ilk güzel bir tatlı oluyor. Bunu yalnız da hani hazır o tatlılar değil evde yapmış olacağız. Peki hemen malzemeleri yazıyoruz. Bir adet yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir su bardağı irmik, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir su bardağı un. Şimdi bu hamur. Hamur oldu. Hamurun malzemesi bu. Öte yandan şerbet hazırlayacaksınız biliyorsunuz. 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı limon suyu, üzeri içinde Hindistan cevizi rendesi. Hamuru yaptıktan sonra güzel bir dinlendirip, hafif bir dinlendirip onları şöyle küçük bezeler haline getiriyorsunuz. Şöyle şöyle cevizden biraz büyük Kemal Paşaları yapıyorsunuz. Bir güzel fırında pişiriyorsunuz. Ama hemen şurubunuzu yapmanız gerekiyor ki çok iyi soğuması gerekiyor şurubunuzun. Pişiyor, şurubu döküyorsunuz, bitti. Yani var. Burada kızların hamur olayı çok önemli. Evet. Hamuru nasıl çıkaracaklar? O çok önemli. Ben hemen kayınvalidelere 90 saniyeyi veriyorum. 5, 4, 3, 2, 1, başla. Bunun şerbeti böyle çok sulu olmayacak. Biliyorum, biliyorum. Ama yoğun yapıyorum. Yoğun yaparsın, hemen atarsın. Yani görüntü çok kolay, basit görünüyor. Şurubunu güzel yap. Şurubunu, limonunu kapatmaya yakın koy. Sıcak 5 dakika kaynasın yeter. Çok fazla kaynattım. Yani kaynamaya başlayınca kaynasın, hemen koydu. Pembeleşmiş oluyor ya biraz. Hı hı. Öyle gibi çıkar. Çünkü biraz da şerbette kısartacak ya onu. Aynen. O yüzden öyle olsun işte. Kurabiye gibi yaparız muhtemelen. Ama cevizden büyük değil. Ya ceviz kadar büyük işte. Çünkü bu çok tamam, da büyük olmaması lazım. Herhalde bir de şerbeti yiyince de şişiyor ya. Altını kıstıktan sonra limonunu sıkarım. Şerbeti tamam, ondan sonra sıvıları koyarım, çırparım. Sonra katıları koyarım. Değiştir ama tencereyi. Değiştiriyorum, bizim tencereyle koymuyorum. Başka bir kaba alıyorum. Hı-hı. Şey olsun diye. Aynen. Soğuması için. Soğusun diye. Sadece burada fırının şeyi, hani o önemli. Bir de şerbetin daha güzel böyle kıvamlı olması önemli. 5, 4, 3, 2, 1, süre bitti. Ay bir dakika durun. Bir dakika. Aha. Ay müsaadenle canım benim. Ay şunu var ya. Yemin ediyorum seyircilerim bile artık gına geldi bunu burada görmekten. Bana yazıyorlar, ağlıyoruz diyorlar. Hep birilerin kraliçesi oldun. Ya birilerin kraliçesi de. Bir veriyorum mi? Devamlı. Bu da uğursuzluk getiriyor dediler. Bunu yok et dediler. Hatta yırtat dediler de ben kıyamam. Emek var bunda. Kıyamam. Bunu şöyle katlayıp şuraya koyayım. Kalsın. Uğursuzluk gitsin burada. Ama bak yine bu da bir şey yani. Ya çok tamam, güzel, güzel de birilerin kraliçesi derken. Ay birileri hep veriyorum. Ha, hep bir, 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 bir. Peki, hadi buyurun kayınvalideler. Hadi kolay gelsin. Sağ olun.
Evet kızlar, hazır mısınız tatlıya? Bugün hazırım. Haftanın final günü. Evet. Heyecan istiyorum. Lütfen böyle bir enerji istiyorum. 50 dakikanız var. Pişireceksiniz. Hamurunuzu güzel yoğurun. Bir de şurubunuzu yapın, şerbetinizi, tamamdır. O zaman başlatıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Başla. Kız bu ne? Bunlar ne böyle? 4, 4, 4, 4, 4. Hayret. Dört, kim yapmış acaba? 4 kişiyiz ya. 4'leri koymuş buraya. 5.'yi istemiyoruz. Bu ne bacım? Vallahi bilmiyorum. Üşenmedin, bunu mu yaptın yine? Ay kızlar, siz de hep benden biliyorsunuz 4'leri. E 4'leri sen yaptın ya tahtada. Sizinle alakalı olmaz mı bu 4'ler? Şuraya bir 4 yap. Herkesin 4 ne? Uğurlu sayım mı? Uğurlu sayım mı bacım 4 yoksa? Sen bir 4 yap. 4'ü severim. Aha ben. Bir 4 sana. Uğurlu sayın. Ha. Ne yani? Ne güzel bir rakam. O gün tahtaya yazdım. Bugün buraya koydum. Bu nedir yani? Güzel değil mi 4'ler? Senin işin gücün yok bu 4'lerle ha. 4'leri seviyorum. Siz sevmiyor musunuz Çiğdem? Ben 4'ü de seviyorum. 4'ü severim ama beni bütün rakamları seviyorum. Bu nedir ya? Ay, siz bunları böyle bundan uçak bunları ne diye yaptınız anlam siz? İfade ederek getirmişsiniz ama üstüne alınan alınır. Ben hiç bunları kabul ne etmiyorum. Diye yaptınız? Davet. Ne şey, diye yaptınız? Hak davet. Etsinler, alsınlar. Haksız yere kimseye 4 veremem. Bunu daha önce de söyledim. Neslihan, Reyhan teyze o arkandaki biri aldı ya. O bir neydi biliyor musun? Söyledi kendi ağzıyla Elif. Birlerin kraliçesi olarak söyledi zaten. Tamam, normalde neydi biliyor musun? Benim başarı birimdi. E tabii sen onu kaldıramadın. O birin altında ezildin. Reyhan teyze de aldı, yırttı, attı onu. O kadar şey varken gitti sadece bir yazısına mı takıldı kayın, Reyhan teyze? Hayır ama izleyenler de söylemişler kaldırın diye. Reyhan teyze bugün arkasında yıldızlı bir vardı. Zaten bana aitti zamanında. Benim başarı birimdi. Onu kaldıramadılar. Reyhan teyze de bir bahane buldu. Biller billeri çekiyora getirdi. Kaldırdı onu. Reyhan teyze aslında marifet kağıtta kürekte değil. Marifet yemekte ve lezzette. Ya ben anlamıyorum. Seyirciye göre mi yarışıyor burada? O zaman seyirci diyordur ki git 5 ver. O zaman 5 versin, veremiyor. Yani. Ya sen şimdi Hatice nasıl hani Hüsniye teyze mendilin uğur getirdiğine inanıyorsanız. Tamam, o şekil söyleyebilir. Yengem derken, de hani totem o yaptım. Düşünmüştüm. Evet, totem yaptım olabilir ama seyirci bunu kaldırmamı istiyor. Bir vermiyorum. Bana biraz mantıksız geliyor. Onu düşünürsen arkanda mesela Elif Ezgi'ye ait bir sürü şeyler var. Aynen. Onları da kaldırman lazım. Şimdi 5'te 1'i kullanıyoruz. Ama 5'i bir tane kullanıyoruz. Evet. 2 tane kullanamıyoruz hiçbir zaman. Ama ikinci bir tabak 5'e yakın olduğu zaman o zaman ayırt edemiyor insan. 4 kullanıyoruz. Ama bakıyorsun 5'i verdikten sonra diğer tabaklar 5'e yakın olmayınca yani o zaman ben kullanmıyorum. Ben çok, kullandım. Kendime çok kızdım. Şimdi, İki tane 4-4 kullandım. Vicdanım rahat. Seyirci de artık yargılıyor beni. Niye kullanıyorsun çok diye. Ben, bu... Sen kullanmıyorsun bir kere. 4'leri getiriyorsun. 2 tane 1 kullanıyorsun. Hüsniye'cim çok kızıyorum gerçekten bu haline. Sen bir kere en cimri kullanan da sensin. 2 tane 1 kullanıyorsun. Her gün. Her gün 2 tane. Evet, şaşırıp da ne yapıyorsun biliyor musun? 4'ü de kullanmazsın da 2 arada bir derede kalıyorsun. O yüzden ya gerçekten. Siz bizi kandıramazsınız yani. Böyle bu oyunlarla yani, kandıramazsınız. Herkes ki tanıyor burada birbirini. Kimin ne amaçla o 4'leri verdiğini çok iyi biliyoruz yani. Ben 4 kullanıyorum diye havaya girmeyin. Siz kendinizi bulduğunuz anda emin olun. O kadar gözü kapalı 3 tane 1 kullanırsınız kesin. Ki hiç umurunuzda bile olmaz. Emekmiş şeymiş. Bunları alıp bana boşuna ne emeği ya emek ne ya. Yani. Emeğe mi bakar? Aha ben kendi 4'ümü uçak yaptım bacım. Uçuruyorum. Vermiyorum anacığım. Ay yine bana geldi bak. Yine ver diyor. Demek bak. Ki Hüsniye bugün 4 size verecek. Bak yine ver 4'ü diyor. 4'ü size verecek Hüsniye bence. Yani kağıdım bile adaletli.
Bugün final üretim. Biliyorsun bileziklere yakınsın. Geldiğimiz hafta bilezikleri alacağız diye hepsinin ödü patlıyor. Çok dikkatli olmanı istiyorum. Çünkü orada oturup seyrettiğim zaman sürekli senin masanda gözlerin olduğunu görüyorum. Aynen, hepsi benim üstüme oynuyor. Hepsi de beni gözetliyor.